Efendim merhabalar. Oo, çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Eksik olmayın. Çok teşekkür ederiz. Emine Hanım, Berrin Hanım, Savaş Bey, Mehmet Bey, Sayın Arif Güven, hoş geldiniz. Zeynel Bey, Polat hocamız. Hoş geldiniz. Buyurun. Sağ olun efendim. Arif Bey, efendim biliyorsunuz kendisini... O zaman gelsin Ali Ağa'nın suyuna başlıyor. Ali Ağa'nın en yüksek noktası olan dağın adı? Arif Bey. Dumanlı. Dumanlı. Kesinlikle doğru cevap. Alırız. Bir harf alalım. Uçan daire. Uçan daire 2-1 yapar. Hocam hoş geldiniz. Hocam tebrik ederiz. Karahanoğulları Beyliği, kervan yolları üzerinde bulunan hanları hamamlarıyla ünlü Ali Ağa'nın yerleşim yeri nedir? 10 harfli. Güzel Hisar 1-0 yapıyor. Sarı siyah renkleriyle kendini şampiyonluklara adayan spor kulübü. Hocam. Ali Ağa Spor FK aradığımız cevap mı? Kesinlikle doğru. Berin Hocam 1, Savaş Hocam 0. Gelsin yeni soru. Sağı solu belli olmayan tarım aracı. Ne yapacağı belli... Nedir? Biçer döver. Biçer döver Savaş Bey. Tebrik ederim. Lütfen. Buyursunlar. Aman efendim şu güzelliğe bakın. Diyor ki, antik Alios kentlerinin en büğü olan Ali Ağa yakınlarındaki antik kent. Antik Alios kentlerinin Kime. En büyüğü. Nedir? Kime. Kime ya da küme. Kesinlikle doğru cevap. Zeynel Beyciğim şunu takdim edeyim. Hadi gelsin. Diyor ki Ali Ağa'nın Karakuzu köyünün yakınlarında bulunan şelalenin adı? Harf alayım. Harf al. Kime gelmeliydi bu soru? Ah Mehmet hocama gelecekti ki bu soru. Bir harf daha mı alalım? Karakuzu değil. İki kelimeden oluşuyor Rahşan Hocam. Bir tane daha alalım. Şelale malum. Şelale. Akan değil hocam. Yok kokan da değil. Ne yapıyor? Uçan su. Artık grubu şöyle bir alıp götüreceksiniz. Tamam. Hafta içi. Toplanıp gideceğiz. Başka çaresi yok bu işin. Gelsin yeni soru. Ege bölgesinin en büyük mavi bayraklı tesisi? Ağapark. Ağapark. Güzel. Durum 1-1. Gelsin yeni soru. Efendim 72 dönümlük alan üzerine kurulan içinde marina bulunan bölgenin en büyük rekreasyon alanı? 3-2-1... Avcı Ramazan. Gelsin. Sofistike huysuzluk. Kim bastı? Ben bastım bilmiyorum. Harf alayım. Fransızca kökenli bir kelime. Harf istedik. Bir harf daha istedik. Bir harf daha. Bir harf daha. Söyle. Hocam bastı. Hayır. Hop hop hop. Neyse ki duymadılar. Duymadım. Duymadınız. Hayır ben bilmiyorum. Sen söyle. Kapris. Kapris. Sonuna kadar hak ettiler. Bir kocaman alkış daha kendisine. Tebrik ederim hocam. Buyursunlar. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun başkanım. Çok sağ olun. Oo çok güzel bir şey. Gerçekten çok güzel bir şey. Sağ olun. Emine Hanım. Kelimelerin sırma. Şampiyonumuz var. Çok sağ olun. Ya İhsan Bey'le yarışmak çok güzeldi. Yarışmak için geldik. Bilgi yarışması. Belediyemize çok teşekkür ediyoruz böyle bir yarışma düzenlediği için. Güzel bir yarışma yaptık.
Kazanamadık ama kazanan arkadaşımıza da başarılar diliyoruz. Evet, bu imkanı sağlayan bize belediye başkanımız arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Yaşantımız boyunca güzel bir hatıra, sevdiğimiz bir program, eğitici, bilgilendirici. Alağımızda böyle aktiviteler olması çok güzel bir şey. Eğlendik, zevk aldık, harika bir gece geçirdik. Teşekkür ediyorum herkese. Hemen o zaman çok kıymetli isimlerden birisiydi İhsan Varol. Onunla tanışmak gerçekten çok güzeldi. Bu organizasyonda emeği geçen herkese, başta belediye başkanımız olmak üzere, A'dan Z'ye herkese çok teşekkür ediyorum. Unutulmaz bir gece oldu. Bütün arkadaşlara da sevgiler. Gece çok güzeldi. Gerçekten çok eğlendik. Başkanımız da bu geceyi, bu tür bir organizasyonu tertiplediği için de çok teşekkür ediyorum. Bu tür aktivitelerin devamını diliyoruz. Gerçekten çok eğlenceli ve güzel bir yarışmaydı. Güzel bir geceydi. Sağ olun. Hocam bu geceyle ilgili Çok keyifliydi. Çok keyifliydi. Çok güzel bir geceydi. Serkan Başkan'a çok teşekkür ediyoruz. Ben çok eğlendim. Umarım herkes de eğlenmiştir. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Peki oldu iyi. Kötü başladınız, iyi bitirdiniz. Ve şampiyon. Kısa bir değerlendirme alabilir miyim? Öncelikle çok güzel bir organizasyon. Burada bulunmak büyük keyif. Alistan Bey ile aynı platformda ve değerli yarışmacılarımızla, diğer arkadaşlarla da çok keyifli dakikalar geçirdik. Sonuçta zaten önemli olan kazanmak değil, burada bu ambiyansın yaşaması, alağımızda sosyal aktivite olarak bir şeylerin gelmesi ve insanların buna katılım göstermesi. Biz de üstümüze düşeni yaptık, yarıştık, keyifli dakikalarda çok keyif aldım. Bundan sonra da inşallah böyle organizasyonlar sık sık olursa bütün halkımıza daha keyifli saatler geçirir. Bu işte emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum.